Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu sevgili takipçilerim. Allahu Teala'nın rahmeti, bereketi, fazileti hepinizin üzerine olsun sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Yine bir cami temizliğinden hepinize selam olsun arkadaşlar. Evet, bugün işçilerim çok Gülşen ve Ömer'i de getirdim. Dün akşam bize kalmışlardı. Onun içinden bu sabah onları kalktım hemen. Onlar da kalkmıştı zaten erkenden. Gülşen her yeri sildi. Biz bu kadar incelemedik maşallah. Bütün cam önleri, camları. Kızım şu kapı kolları kapatabilirsin. Cam açık kalmasın. Oraları sildi. Bak şu camı kapat kızım orada. Bütün camların önü sildi. Güzel her yeri süpürttüm ben de şimdi. Sema'da merdivendeki o ayakkabı konan ayakkabılıkları sildi. Güzel. Aferin kızım. Benim kızım da böyle yengeler, ablaları camları, kenarları sildi. Ömer de benimle birlikte. Sen ne yaptın Ömer? Namaz kıldı Ömer, sonra süpürge süpürdü değil mi? Aa, dilimi öyle çıkartma bak. Birisiyle konuşurken dilini öyle çıkartma, çok ayıp o. Öyle olmaz. Sen efendi bir çocuksun, yakışıklı bir çocuksun sen. Hadi selamünaleyküm diyebilirsin mesela. Heh, aleykümselam. Evet arkadaşlar, camimizin şurası da kütüphanesi. Şimdi küçük süpürgeyi aldım, büyükle işim bitti. Bazı ince yerlere büyük süpürge girmediği için şu bir küçük süpürge aldım. Şimdi buraları süpüreceğim. Kapı önlerini süpürdüm. Camiyi komple süpürdük. Arkadaşım da üst katta, o da üst katları süpürüyor. Herkes her yeri derledi, topladı. Çok şükür arkadaşlar. Güzel bir temizledik inşallah hayırlısıyla. Yeni yıla camimiz temiz girsin hayırlısıyla bizim temizlediğimizden arkadaşlar. İlerleyen saatlerde görüşürüz inşallah. Tamam aşkım. Evet sevgili arkadaşlar, sevgili takipçilerim. Biz camiden geldik çocuklarla. Şimdi onlara bir şeyler hazırladım. Onları yedirdim arkadaşlar. Ben Allah izin verirse bakalım böyle bir bu ara oruç tutmak istiyorum. Aslında çıkan hafta tutacaktım ama bir türlü olmamıştı. Tutamamıştım. Neyse bu hafta inşallah bugün oruca niyetlendim. Rabbim kabul eylesin. Çıkan sene biliyorsunuz Tanzanya'dan geldiğimde çok kötü hastalandım. 8 gün oruç tutamamıştım. Bu arada onları tamamlayayım dedim. Evet, dün bir eşime 5 kilo süt aldırdım. Çiftlikten taze aldırıyorum arkadaşlar. Onu güzel dün akşam kaynattım. Kızlar buradayken soğuttum. Onlar dediler anne bize de yap dediler. Şu ikisini kendime yaptım arkadaşlar. Şu sırça kaplan, şu küçük tencereye. Şunu kayınvalidem bile yaptım arkadaşlar. Bu da bakın böyle bir plastik kap. Şu iki tane kavanozları da birisi Özlem'in, birisi Özge'nin arkadaşlar. Bakın o kadar güzel tutmuş bakın yoğurt. Kavanoz da çok güzel tutuyor arkadaşlar. Aslında çok kavanoz olsaydı ben de kavanoz yapacaktım da fazla kavanoz yoktu. Şu arada aşağıya denesim yoktu. Bunun için bunları sizlere böyle bir göstereyim dedim. Allah güle güle yemek nasip etsin. Bakın yoğurtlarım gayet güzel tutmuşlar. Azıcık şöyle kenarlarında su varmıştı. Onları da kaşıkla bir bardağı aldım. Onları da sonra içerim inşallah. Akşam iftardan sonra. Çünkü biliyorsunuz yoğurt suyu çok faydalı. Onun için ziyan etmeye bakıyoruz sevgili arkadaşlar. Sonracımı ben ne yaptım? Şimdi burayı kayınvalidemle, kayınpederimle konuştum. Hemen böyle bir hamur atması yapacağım arkadaşlar. Bunun içine şöyle bulgur ıslattım. Özge'den babası gelecekler öğlen yemeğe. İşte bugün ona ikisi de çalışıyorlar 12 saat. Azıcık bulgur ıslattım arkadaşlar. Şöyle pırasamı da ıslattım. Bunları güzel yıkayıp, bunların içini ince ince doğrayıp güzel böyle bir hamur atması yemeği yapacağım. Tencereden çıkardım. Şimdi onların malzemelerini hazırlayıp şimdi onunla meşgul olacağım arkadaşlar. Sizlere böyle elimden geldiği kadar böyle yaptığım sürece göstereceğim inşallah. Evet arkadaşlar bakın. Köftenin iç malzemesini bir soğan, bol soğan doğradım. Azıcık kırmızı biber doğradım. Azıcık havuç doğradım. Şimdi iki baş daha, iki diş de baştım. Şimdi sarımsak doğradım. Azıcık zeytinyağı, salça. Salça derken domates sosu arkadaşlar. Ben şu ara hep salça değil sadece domates sosu kullanıyorum yemeklerime. Kızların yapmış olduğu. Onu da yaptım, karıştırdım. Bu şekilde böyle şimdi bekleyecek. Bunun yeteri kadar suyunu koyacağız. Az sonra gelmelerine yakın yapacağım onu. Ben şimdi bunu kavurdum, hazırladım. Bunun üzerine az sonra yeterince suyunu koyup artık pişme noktasına gelecek. Ondan sonra ben şimdi ondan kere hamurumu yoğurmaya şimdi başlayacağım arkadaşlar. Sizlere böyle bir aşama aşama göstereyim dedim. Biraz daha evet kıyma da koydum arkadaşlar. Kavrulmuş kıymam vardı. Aslında etle de güzel oluyor. Bu etle çok güzel oluyor. Ben de kavrulmuş hazır kıymam vardı. Onu koydum. Kıymalı olsun bugün diye. Bakalım ilerleyen zamanlarda ne şekil olacak göstereceğim evet. İnşallah. Tamam. Evet yukarı kaldırıp Gülşen. Şöyle biraz yukarıdan çekelim. Şöyle ayağa kalkar mısın Gülşen'cim? Evet arkadaşlar azıcık tuzunu atıyorum. Bakın şimdi göstereyim. Çok atmayayım. Evet arkadaşlar biraz bulgur koyduk. İnce bir soğan pırasa doğradım.
karabiber, toz biber, pul biber azıcık attım. Şimdi bunu bu şekilde yoğuracağız arkadaşlar. Ne yapıyoruz ki? Bunu hamur atması kızım. Zonguldak bizim usulümüz. Hamur atması derler biz de buna. Bilenler bilir zaten. Şöyle bir malzemeyle şöyle ilk önce bir karıştıralım. Birbirine geçsin. Aslında maydanoz da oluyor. Maydanoz da çok güzel oluyor da Özge bizim pek maydanoz sevmediği için pırasa da yeterli yani yeşillik olarak. Aslında isteyen bol maydanoz atabilir arkadaşlar. Ben de maydanoz sevmem. İşte onun içinden ben maydanoz atmadım. Şöyle biraz çekeyim şöyle. Zaten malzemesi bol olduğu için fazla su gerekmiyor arkadaşlar. Neyse şöyle açık. Açık. Az önce Ömer diyor ki anneanne camiyi mis gibi temizledik diyor. Aygül Esim de geldi. Dedim oğlum büyüdüğün zaman bile camilerimizi böyle temizledin. Tamam anneanne diyor. Cami mis gibi oldu anneanne diyor. Yavrum benim. Nişan bütün camların kapıların böyle her yerlerini güzel elini bez aldı. Her yeri sildi benim kızım değil mi? Evet. Bundan sonra böyle evde olduğumda getireceğim seni. Tamam. Ömer de anneannemle şey yerleri sildi. Evet ikimiz beraber yerleri süpürdük. Aslında çekecekti bu arada da. Çekemedim yani. Çok komikti. Benimle beraber her yere gitti geldi maşallah. Evet. Bu şekilde arkadaşlar zaten toparlanı vuruyor. Çünkü içi malzemesi bol olduğu için bulgur uyuyor. Güzel oluyor bulgur arkadaşlar. Aslında ince bulgur atılır da şu anda ince bulgur olmadığı için ben bu bulguru şeyden almıştım. Kastamonu'ya gitmiştik. Biz çıkan sene biliyorsunuz. Şu elimi bir sıyırayım dur bir dakika. Kastamonu'dan almıştım orada. Esmer bir bulgur bu. Doğal gayet bir torbanın içinde ondan attım arkadaşlar. Normalde ince bulgur atabilirsiniz bu şekilde. Fazla yapıştırma. Şöyle suya koyayım elimi. Ben size tam nasıl yorulduğumu göstermek için arkadaşlar fazla su istemiyor bu. Yani un ne kadar derseniz 2 su bardağı kadar un vardı içinde. Yani bu tencerenize göre çoğaltabilirsiniz ununuzu. Tencereniz büyükse daha fazla yapabilirsiniz. Bir de şu özelliği var. Bu mesela arttı mı? Tencereye fazla mı geldi? Bunu ben bir torbanın içine güzel böyle yayık şekilde buzluğa dondurucuya koyuyorum. Bir tane yemek istediğimiz zaman Türkiye'de öyle yapmıştım. Kaç defa. Hazır gelen çıkartmıştım onu yapmıştım. Böyle bir sertsin bir hamur oluyor bu. Bakın toparlandı zaten. Yani niye gösteriyordum? Niye gösteriyorum? Bilmeyenler hani nasıl yoğurdunuz diye sorarlar diye. Bakın. Şöyle elim biraz gene suya daldırayım. Bakın öyle daha güzel oluyor. Bincik bincik. Bununla böyle ekmek bile pişer yani fırında güzel olur aslında. Köyde yapıyorduk biz annemden hemen artık alıyorduk. Hemen böyle güzelin içine atar onu yerdik. Öyle her şey herde. Her yerde bol bol yiyecek şeyim vardı. Elimize ne geçerse onu yerdik arkadaşlar. Evet. Bu tamamen oldu artık. Bakın oldu. Şimdi şeyi atarken de böyle böyle bez olarak alıyoruz. Elimizde de böyle ince ince parça parça kaynamış. Şimdi az önce size göstermiştim mesela. Onun içine bunu parça parça atıyoruz arkadaşlar. Onu da göstereceğim inşallah. Sevgili takipçilerim. Öbür hamur köftesini yoğurdum. Güzel onu üzerini kapattım. Onu bekletiyorum şimdi. Şimdiye geçtim. Kıymalı köfteye geçtim arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz gurbet kuşları bugün ne yapıyorsun böyle üst üste diyeceksiniz. Haklısınız. Ben camiye gitmeden önce niyetimde hamur köftesi yoktu. Aslında kıyma köftesi yapıp güzel sulu köftesi yapacaktım bir tencere. Ama sonra cımla hamur köftesi aklıma geldi. O dedim onu bugün yapayım. Bu kıymayı da yoğurayım. Güzel buzdolabına koyayım. Buzdolabına kalsın. Yarın güzel dedim sulu köfte yaparım. Kayınvalidem de sulu yemekleri seviyor. Keza ben de seviyorum. Eşim de seviyor arkadaşlar. Onun yanında da böyle zeytinyağlı pırasa yapacağım akşam için. Onu da hazırladım. Havuçla koydum. Hazır olsun. Güzel yıkadım. Doğradım. Havuçla beraber bir de soğan doğrarım arkadaşlar. Öyle sade zeytinyağlı yapacağım. Şimdi köftemiz için sarımsak ve soğanımız hazır. Köfte baharatım, toz biberim, pul biberim, panimer. Aslında ekmek, böyle ekmek, artan ekmekleri normalde yapıyorum ama buzluğu dolduruncumda artan ekmek kalmamış. Öyle artan ekmek olsa hemen ben onu rendeleyip güzel böyle bir buzluğa atıyorum. Lazım olduğunu kullanıyorum arkadaşlar. Bu şekilde bakalım üst üste. Bugün yemekler üst üste. Gülşen'e de çöpü döktürdüm.
Az önce ben köfte yurken bencik verdi yavrum benim. Onlar içeride televizyon bakıyorlar. Ben de burada işlerimi yapıyorum. Sevgili arkadaşlar bakalım. Evet sevgili arkadaşlar, sevgili takipçilerimiz. Kusura bakmayın ne olur bu ara günler, saatler günlerinden, günler haftalar, aylara karıştı. Ne olur bu ara inanın böyle Özge'nin de zamanı olmadığından, babasıyla sürekli çalıştığı için eve geldiğinde de yorgun olduğu için etkilemediği için arkadaşlar videolarımız hep kalıyor. Çekilmiş olanlar var ama Özge oturup da onları etkilemediği için. Tabii ki dinlenmeye de ihtiyacı var arkadaşlar. Onun için böyle oluyor. Kayınvalidemle çıkan hafta çarşamba günü akşam gece yani perşembe günü olmuş oluyor. Gece hastaneye yattı arkadaşlar. Genel durumu iyi elhamdülillah ama tabii ki bakım için hastanede de yatması gerekiyordu. O da iyi oldu elhamdülillah. Şu anda bakım işleri de hızlanmış oldu. Dün Özge'yle yanına gittik. İyi elhamdülillah. Rabbimize şükürler olsun. Tabii ki böyle fatırmasını yapmasını iyi. Biraz böyle uyutma gibi bir serum gibi bir şey veriyorlar. O da onu biraz böyle bir sersem gibi yapmış. Normal doğal olarak. Çünkü elindeki serumları falan hep çıkartmış. Onun içinden ayağından serum takmışlar. Ama genel durumu iyi elhamdülillah. Yarın çıkacak bir ihtimal diye düşünüyorum inşallah. Arkadaşlar önceden çekilmiş olan vlog bu. İnanın editleyemedi Özge. Editlesek mesela kapanış yapmamış oluyoruz. Ben de öyle arkadaşlar. Keza ben de yoğunum. Çıkan hafta bir arkadaşla ikimiz beraber 4 gün groom trial yaptık. Yani bir anaokulunda, kindergarten'da yani. Temizlik yaptık. Groom trial'ında beraber ince ve sıkıcı, kolay bir iş değil, yorucu bir iş. Bir de bu ara ben dediğim gibi çıkan seneden biliyorsunuz Tanzanya'dan geldiğinde eksik oruçlarım vardı demiştim. Onları tutayım diye biraz niyetleniyorum. Rabbime şükürler olsun. Öyle böyle yani haftalarımız, günlerimiz geçiyor arkadaşlar. Sizler nasılsınız? İyisinizdir inşallah. İnşallah bir kötülük, bir zarar, bir şey yoktur. Ben yine buradan sesleniyorum. Amerika'nın bir eyaleti neresi bilmiyorum ama veya bir donla karşı karşıya. Hatta her şey donmuş, beyaz da kar var. Fatma kardeşimin olduğu yer mi ya da başka kardeşlerimizin olduğu yer mi bilmiyorum ama Fatma kardeşimden de peyderi ben de işte video paylaşamayınca bir haber de alamıyorum. İnanın merak ediyorum. İnşallah öyle bir kötü bir durum yoktur hiç kimse için. Sadece bir kimse için değil, bütün insanlık için arkadaşlar. Müslüman olalım ne olursa olalım insanız sonuçta. Allahu Teala yarattı hepimizi. Herkes için birbirimize iyilik duası edelim. İnşallah kimsenin canı yanmadan, kimse hiçbir şey olmadan atlatılır bazı şeyler. Ama çok kayıplar var, donanlar var, ölenler var diye biliyorum. Türkiye'de de hava bu sene maşallah günlük gülistanlık. İstanbul'da kardeşim hala mantar topluyor. Bana iki de gönderiyor. Kardeşim bizim 100.000 kere maşallah kalıcı mantar topluyorlar. Havalar çok güzel. Ve gerçekten böyle bir ılık, bir sıcak bir hava var. Öyle olsun varsın. İnsanların fazla böyle yakıtların fazla şey olmasınlar. Biz burada yeteri kadar oluyoruz. Onlar da mağdur olmasın inşallah. Diyelim arkadaşlar. Bu şekilde bir vlogumuzu kapatalım. Yeni bir vlogda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun sevgili arkadaşlar. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.